Allah'ın arşa istivası isimli eserimizin 15. dersindeyiz. Bu dersimizde şu sorunun cevabını vereceğiz. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam miraçta göklere çıkmış ve Allah'ı görmüştük. Bu Allah'ın gökte olduğunu ispat etmez mi? Cevaben deriz ki soru sahibi miracı şöyle zannediyor. Allah gökte ve Efendimiz Aleyhisselatu vesselam gökyüzüne Allah'ı görmeye gitti. Bu zan yanlıştır. Evet Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Allah'ı görmüştür. Ancak Miraç sadece Allah'ı görmek için yapılan bir seyahat değildir. Miraç'ın sebebi şudur. Allahu Teala kudretini ve azametini, haşmetini ve kibriyasını, izzetini ve celalini, rahmetini ve cemalini göstermek için Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bu seyahati yaptırmış, kudretinin eserlerini ona temaşa ettirmiştir. Ta bize dönüp o kudreti ve azameti tarif etsin. O haşmeti ve kibriyayı bildirsin o izzeti ve celali tafsif etsin ve o rahmeti ve cemali ilan etsin. Bununla da bizleri ibadete ve taate sevk etsin. Miracın bunlar gibi pek çok hikmetleri vardır ki Üstad Bediüzzaman Hazretleri bu hikmetleri 31. söz namı ile meşhur Miraç Risalesi'nde izah etmiştir. Orada beyan edilen bütün hikmetleri bir derste anlatmak mümkün değildir. Belki bir nebze anlatmak için 20-30 derse ihtiyaç vardır. Miracın manasını ve hikmetini merak edenleri ilgili esere havale ediyoruz. Efendimiz aleyhissalatu vesselam bu gibi hikmetler için gökyüzüne çıkartıldığında Cenab-ı Hak ona orada tecelli etmişti. Allah'ın semada Efendimiz'e tecelli etmesi farklıdır. Allah'ın semada olması farklıdır. Meseleyi bir ayetle izah ettiğimizde daha iyi anlaşılacaktık. Kur'an'ın beyanıyla Hz. Musa aleyhisselam Allah'ı görmek istemiştir. Cenab-ı Hak Hz. Musa'nın bu isteğine cevaben benim tecelli ettiğim dağ yerinde durabilirse sen de beni görebilirsin buyurmuş ve zatının görülmesini dağın yerinde durabilme şartına bağlamıştır. Daha sonra allah Teala dağ tecelli etmiş ve dağ paramparça olmuştur. Bu manayı Kur'an şöyle beyan eder estaizu billah felemma tecella rabbuhu lil cebel cealehu dekka Rabbi da tecelli edince onu paramparça etti. Ayet-i Kerime'de beyan edilen Allah'ın da tecelli etmesi bir nevi ruyet yani görmedir. Da bir nevi hayata görme kabiliyetine nail olmuş, Allah'ı görme şerefine kavuşmuş fakat bunun azameti tesiriyle ile Bakın Allah'ın daha tecelli etmesi farklıdır, dağda olması farklıdır. Evet Allah daha tecelli etmiştir lakin asla da değildir. Allah mekandan münezzehtir. Aynen bunun gibi. Allah Teala efendimiz aleyhisselatu vesselam'a semada tecelli etmiş ve huiyyetine masal kılmıştır. Ancak Allah semada değildir. Dolayısıyla efendimiz aleyhisselatu vesselam'ın Miraç'ta Allah'ı görmesi Allah'ın semada olduğunu göstermez. Sadece Allah'ın efendimize semada göründüğünü gösterir. Allah cennet ehline de cennette görünecektir. Şimdi Allah cennette mi olacak? Hayır. Haşa ve kella Allah mekandan münezzehtir. Allah'ın mekandan münezzeh olmasını daha önceki derslerde onlarca delille ispat ettiğimizden burada bu bahsi açmıyoruz. Bu dersi şu cümle için yaptık gökte olmak farklıdır. Bir kuluna gökte tecelli etmek farklıdır. Allah gökte değildir. Sadece has bir kuluna gökte tecelli etmiş ve rüyetine mazhar kılmıştır. Daha tecelli ettiği gibi ve ehli cennete cennette tecelli edeceği gibi. Herhalde mesele anlaşılmıştır. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet ol.